Merhaba arkadaşlar. Önemli TV Önemli YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Arkadaşlar Muğla'dayız. Muğla'nın kıyı kışlacık tatil kasabasındayız. Buraya geldik. Sizler için güzel görüntüler almaya çalışacağız. Şöyle. Buraya arkadaşlar Milas üzerinden geldim. Ormanların içinden. Gerçekten de yine burası da buram buram bir tarih koku bir yer. Şöyle görüyorsunuz kaleleri. Her taraf sur içinde arkadaş, burada sur, bayağı sur var, tarihi yerlerimiz var. Burası kıyı kışlacık. Çok fazla büyük değil. Küçük bir tatil kasabası, balıkçı kasabası düşünün arkadaşlar. Sizler için yeni yerler keşfetmeye çalışıyorum. Buranın belki de ismini fazla duyan yoktur. Dediğim gibi şöyle bakın, küçük bir tatil kasabası. Her taraf yine Muğla'nın eşsiz doğa güzelliği, zeytinler. Bodrum havayı alan yakın, buraya çok yakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi burada harabeler, surlar çok fazla var. Buraları gezerken özellikle daha önceki videolarımda da söylediğim gibi rahat kıyafetler, spor ayakkabılarla gezebilirsiniz ve özellikle bu tarafları gezdiğinizde kesinlikle yılan ve akreplere dikkat edin arkadaşlar, bastığınız yerlere. Buralarda biraz daha fazlalar. Burada da uyarı levhası var. Akrep ve yılan tehlikesi diye arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar, hava 30 derece sıcaklık ama sintifa rüzgar var. Bu da ses kalitesini düşürüyor. Sizlere sunuyorum. Şurası yürüyüş yolu, şurası deniz arkadaşlar. Görüyorsunuz burada her yerde bir tarih kokuyor, tarih yatıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmadıysanız abone olup destek verirseniz seviniriz. Bulunduğumuz yer Muğla, kıyı kışla. Güzel bir balıkçı kasabası. Sessiz, sakin, huzurlu. Fazla kalabalık değil. Dağların arasından buraya geldik. Küçük dar sokaklar. Şöyle size enine boyuna göstermek istiyoruz. Burada ufak balıkçı, balık restoranları arkadaşlar. Şöyle denize sıfır. Ama denizi biraz kirli. Görüyorsunuz karşıdaki surları. Burada
balıkçılık yapılıyor. Balık ağlarını temizliyorlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, beklediğimden daha küçük çıktı burası. Ama sessiz, sakin, huzurlu bir balıkçı kasabasına yerleşmek istiyorsanız düşünebilirsiniz burayı. Her gittiğim yerde Atatürk'ümüzü görüntülemekten mutluluk duyuyorum. Sana satayım bir tanesini. Bak, bak, duyunca nasıl kıpırdayım. Ne yapacaksın o kadar parayı acaba? Ali! O kadar... Evet arkadaşlar, burada da yavrusu. Bu da bize bir sürpriz yaptı. Yolumuzu kapattı. Gezmelere devam. Evet arkadaşlar, size tarihi bir yere daha getirdik. Dediğim gibi buram buram tarih kokan yerlerden bir tanesi. Kıyı kışla. Görüyorsunuz ya, buralara ben geldiğim zaman arkadaşlar etkileniyorum. Neden etkileniyorum onu da söyleyeyim. Yani burada yaşanmışlıklar var, hikayeler var, anılar var. Bizanslar döneminde, bakın arkadaşlar, burası görüyorsunuz, orijinal yapı, milattan önce 4. yüzyılda şehir meclisi kurulduğu zaman inşa edilmiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Anlattığımız tarihleri milattan önce ve hala dimdik ayaktalar. Hayran olmamak elde değil arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar burası Muğla kıyı kışla olarak geçiyor. Didim'den de gelebilirsiniz. Didim Akbük'ten de gelebilirsiniz arkadaşlar. Buraya bu tür tatil bölgelerine geldiğinizde bir gününüz ayırırsanız çok güzel yerleri göreceksiniz arkadaşlar. Sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Hala da çalışmalar devam ediyor. Resmen bir tarih ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hala dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Resmen bir tarih çıkıyor arkadaşlar topraktan. Bazen buraların dili olsa da konuşsa diyorum arkadaşlar. Hemen zeytin bahçelerinin yanında böyle bir çalışmalar arkadaşlar. Resmen buram buram tarih kokuyor arkadaşlar. Sanki toprağın altında bir hayat, bir yaşam, bir medeniyet, bir şehir
ortaya çıkıyor. Şöyle bir bakın arkadaşlar. İlginç tarafını, bunlar yapıldığı zamanlar araç gereç olmadan bunları yontarak bu hale nasıl getirdiler? Nasıl bu şekle getirdiler? Bakın arkadaşlar, yazıları. Evet arkadaşlar, bulunduğumuz yer kıyı kışla, denizi gördünüz. Şimdi de surlara geldik. Burada bir Bizansların kaldığı dönemde Bizanslara ait hala çalışmalar devam ediyor. Topraktan resmen bir medeniyet, bir şehir çıkıyor. Surları falan komple gezdik. Burası Muğla iline bağlı kıyı kışla olarak geçiyor. Akbük'ten de gelebilirsiniz. Bir gününüzü ayırırsanız bu bölgeye, Milas ve kıyı kışla tarafına çok güzel tarihi yerlerimiz var. Görmenizi tavsiye ediyoruz. Hoşça ve dostça kalın. Bizimle kalın.